Sevgili seyirciler, açıklama bekliyoruz. Yapıldı. Biz dönüyoruz. Başkanım bu araç. Şu anda... Gerekli açıklama yapıldı, biz dönüyoruz şeklinde bir ifadesi oldu Sayın Ali Koç'un. Şu anda da kendisini buraya getiren otobüsle birlikte, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç, federasyonla birlikte gerçekleştirdiği toplantıdan ayrılıyor. Uzun bir toplantıydı. Süper Kupa ile ilgili nihai kararın verileceği merakla beklenen bir toplantıydı. Sayın Ali Koç'un çıkışı öncesinde zaten Fenerbahçe Kulübü sosyal medya hesabı üzerinden, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayımlamıştı. Gereken açıklamayı orada yaptık. Biz dönüyoruz dedi Sayın Ali Koç ve şu anda da otelden ayrılıyorlar. Tahmin ediyorum ki kısa bir süre içerisinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in de ayrılışını takip ediyor olacağız. Gerçekten çok sıcak gelişmelerin yaşandığı bir akşamı yaşıyoruz. Fenerbahçe geldi. Şu anda da Sayın Dursun Özbey'in çıkışını takip ediyoruz. Kendisinin de tahmin ediyorum ki o da yine yazılı açıklamaya bağlı kalarak herhangi bir şey ifade etmedi. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de yine kendilerini buraya getiren otobüsle birlikte ayrılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe ortak bir açıklama yayınladılar. Hemen o açıklamadan da bahsedelim. Tabii bir yandan mikrofon uzatmaya çalışıyoruz ama onlar da yazılı açıklamayla birlikte yazılı açıklamaya bağlı kaldıklarını ifade ediyorlar. Kamuoyuna duyurulur. Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. yılını yurt dışında da kutlamak amacıyla Türk futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45'te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar süper... Emre açıklamadan bahsetmek istiyordu ama 4.5G, 3G bağlantılarda zaman zaman problemler olabiliyor sevgili seyirciler. Özellikle yoğunluk durumunda ki epey büyük bir medya ordusunun orada o noktada açıklama almak için beklediğini gördük. Furkan Yıldız da bekliyor bizi. Furkan'a gidelim şimdi. Kerem saat 18.45'te buradan kamp yaptığı otelden çıkış yaparak Erevval Park'a gitmesi planlanan Galatasaray kafilesinin oteldeki bekleyişi sürüyor. Artık sarı kırmızılı kafilede İstanbul'a dönüş için hazırlıklar yapılıyor. Az önce buradaki kulüp personeline sorduğumuzda geri dönüşle ilgili bir planlama var mı sorusunu yönelttiğimizde şu an henüz kesinleşmiş bir saat yok. Fakat 01 sularında buradan kalkış yapması planlanan bir uçuş olduğundan bahsetti bize. Buradaki kulüp yetkilisi bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Dries Mertens Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu aslında bu akşamki Süper Kupa maçı sonrasında bir ufak ara vardı. Futbolcuların birçoğu aslında tatil planları yapmıştı. Dries Mertens de buradaki Süper Kupa maçının iptal olmasıyla beraber kafileden ayrıldı ve direkt uçuşla aslında tatil için planladığı noktaya gitti Belçikalı futbolcusu. Bunu da belirtmiş olalım. Şu an için takımın kamp yaptığı otelde Dries Mertens yok. Bir şu bilgiyi de paylaşalım. Galatasaray'da bazı futbolcuların, bir grup futbolcunun da yine kısa süre önce burada kamp yaptığı otelden çıkış yaparak otel çevresinde yürüyüş yapmak için ayrıldıklarını söyleyelim. Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakçı, Kerem Demirbay, Günay Güvenç gibi isimler burada otel çevresinde şu an için bir ufak bir yürüyüş yapmak için ayrıldılar. Diğer futbolcuların, teknik ekibin, Galatasaray kafilesinin ise kamp yaptığı otelde geri dönüş için bekleyişi sürüyor. Kısa bir süre önce artık resmi açıklama gelmişti. Sarı kırmızılı kafilenin İstanbul'a uçuş saati planlamasıyla alakalı henüz tam olarak nihai kesin resmi bir karar verilmediği için biz de bu konudaki kulübün bilgilendirmesini bekliyoruz. Fakat günün sabahın ilerleyen saatlerinde hem Galatasaray hem de Fenerbahçe kafilesinin Suudi Arabistan'dan Riyad'dan ayrılarak İstanbul'a dönmeleri şu an için planlanıyor deyip ben sözü şimdilik tekrardan sana bırakayım Kerem. Emre Kaplan ve Furkan Yıldız'dan son detayları aldık sevgili seyirciler. Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak bir
açıklama geldi. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz olmuş olabilir. Onlar için bu açıklamayı bir kere daha okumam gerektiğini düşünüyorum ki ekranda da arkamda da açıklamaları görüyorsunuz. Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin açıklamaları yan yana zaten hem federasyonun hem de iki kulübün imzasıyla ortak yapılmış bir açıklama olduğunu bir kere daha belirtelim. Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan ve federasyondan gelen açıklama okuyalım. Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. yılını yurt dışında da kutlamak amacıyla Türk futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz ve 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45'te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa'nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz ifadeleri kullanılıyor. Üç taraftan da hem federasyondan hem Galatasaray'dan hem de Fenerbahçe'den gelen ortak açıklama bu yönde sevgili seyirciler. Şimdi Guardi... Çok özür diliyorum, canlı bir görüntü. Canlı bir görüntü sevgili seyirciler, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sarı kırmızılı takımın kamp yaptığı otele döndü. Bu görüntüleri de yine canlı olarak paylaştık. Liglerdeki Galatasaraylı Fenerbahçeli taraftarların yine bir arada olduklarını gördük. Az önce ekrana yansıdı. Minik bir Galatasaray taraftarı yine ekrana geliyor. Müsabaka organizasyondaki aksaklıklar nedeniyle ileri tarihe ertelenmiştir. Otelden Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarların yine bir arada çıkış yaptıklarını da gözlemleyebiliyoruz. Kulüpler de yine ortak bir açıklama yaptılar. Geride kalan dakikalarda taraftarlar da yine beraber vakit geçiriyorlar. Bu görüntüleri de yine canlı olarak ekranlara taşıdığımızı belirtelim. Eğer bir gelişme olursa kameralarımızı yine Riyad'a çevireceğiz sevgili seyirciler. Bana bir mesaj geldi. Trabzonsporlu, Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı formasıyla birbirine sarılmışlar. Böyle dört büyük taraftar işte maçla ilgili. Ne güzel yani, tam görmek istediğimiz değil mi? Bir fotoğraf. Riyad'da mı? Evet evet. Maçtan önce belki de bu da doğru olmayan haberlerden biriydi. Sadece Galatasaray ve Fenerbahçe formalarına izin verilecek. Başka formaları... Sahanın içinden değildi ama bu. Sahanın dışında. Sahanın dışı. Sahanın içi başka değil. Takım formaları da gördük yani gün içinde. Evet. Sahanın içinde bilmiyorum. Olsun. Bizim yayınlarda değil mi? Denk geldim diye. Arka tarafta öyle. Bak, bana, hayır, gün, bana dışarıda kimse bir şey demez. Hayır, dışarıda ondan sonra çay kahve içerken öyle gündüz vakti. Furkan Yıldız çekiyor. Bizi bekliyor. Özür diliyorum hocam. Furkan sendeyiz. Geliyoruz. Kerem, çok kısa bir süre önce Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek az önce toplantının bittiğini bir önceki bağlantımıza ifade etmiştik. Aslında Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan toplantıya da yakın bir nokta Galatasaray'ın kamp yaptığı nokta ve Sayın Başkan da çok kısa bir süre önce buraya geldi. Takımın kamp yaptığı otele giriş yaptı. Burada geç bir saat olmasına rağmen aslında sarı kırmızılı taraftarların beklediğini söyleyelim ve Sayın Başkan da aslında burada bekleyen taraftarların alkışları eşliğinde içeriye giriş yaptı. Beraberinde yine Cenk Bey, Cenk Ergün de Sayın Başkan'la beraber buraya geldi. Bir grup yanında yönetim kurulu üyeleri olduğunu da söyleyelim Sayın Başkan'ın. Artık bundan sonraki saatlerde, ilerleyen saatlerde Galatasaray Kulübü için planlanan uçuş saatinin resmileşmesini bekliyoruz. Günün, gecenin, sabahın erken saatlerinde, ilerleyen saatlerde sarı kırmızılı kafile ve tabii ki Fenerbahçe kafilesinin de İstanbul'a dönüşü için hazırlıklar devam ediyor. Futbolcular şu anda takım otelinin bulunduğu noktadalar, içerideler. Buradaki hazırlıkların sonlanmasını bekliyorlar. Kısa bir süre içerisinde artık buradaki kafilenin de biz havalimanına geçmelerini ve artık bundan sonraki süreçte İstanbul'a dönüş yolculuğunun başlamasını bekliyoruz.
Teşekkür ediyoruz Furkan Yıldız'a aktardıkları için. İlerleyen dakikalarda bir gelişme olursa yeniden kameralarımızı Riyad'a çevireceğiz. Üst üste kestim sizi de. Yok, estağfurullah. Ya orası tabii daha olayların daha yakın takip ediyor arkadaşlar. Hem Furkan hem Emre. Yani gün içinde bayağı da çok doğru, yani özellikle tabii gündüz vakti çok fazla detayı aktardılar. Çok fazla, hatta az önce Emre açıkladı tekrar Furkan iptali ne olduğunu, içeriklerin hepsini açıkladı ikisi de. Medya olarak da tabii ki orada takımları takip edebilmek, onlardan son detayları alabilmek bizim için her zaman çok önemli. Ama bu tip anlarda da yine muhabir arkadaşlarımızın vereceği bilgileri paylaşmayı sürdüreceğiz. Federasyon, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yaptığı ortak açıklamayı da yine ekranlara taşıdık. Sevgili seyirciler, ara ara altyazıda da görebiliyorsunuz. Birkaç kez de yine tekrar etmiştim. Bir kere daha altını çizelim. Sonrasında yine sohbetimize devam ederiz. Dursun Özbey'in az önce otele döndüğünü gördük. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek aşağı yukarı aynı anda, belki bir dakika farkla toplantıdan ayrıldılar. Galatasaray Başkanı'nın otele dönüş yaptığı, giriş yaptığı anı da yine canlı olarak sizinle paylaştık. Yapılan ortak açıklama şu şekildeydi. Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. yılını yurt dışında da kutlamak amacıyla Türk futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45'te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa'nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz. Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray Spor Kulübü ortak açıklamayı gerçekleştirdiler. İlerleyen dakikalarda da takımların yurda dönmek üzere yola çıkacaklarını belirtelim. Geride kalan saatlerde de, dakikalarda da yine yapılan bu konuda hazırlıkları da ekranlarınıza taşımıştık sevgili seyirciler.